Sayın Genel Müdürüm, Denbir ve TÜBİTAK'ın sevgili üyeleri, balıkçılarımız, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensuplarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle bir kez daha selamlıyorum. Denizin profesörleriyle bugün birlikte olmak ayrı bir zevk, onur. Şimdi şunu görüyoruz, balıkçının sorunları var ama bunu diğer boyutlarıyla dengelemek durumunda olan devletin yönetimi var ve balıkçıların da kendi aralarında ayrıca sorunları var. Şimdi kıyı balıkçıları, açık deniz balıkçıları, işte gırgırcılar, orta sucular, trolcüler, bunların hepsinin işte çiftlik üreticileri, bunların hepsinin ayrı ayrı birbiriyle çelişen, birbiriyle çatışan, birbiriyle ortaklaşan sorunları var. Şimdi burada tabii çok önemli bir husus daha var. O da şu, şunu görüyoruz. Bir merkezi yönetim yok. Merkezi yönetim olmadığı için gördüğünüz gibi arada bir koordinasyon yok. Koordinasyon olarak, köprü olarak burada Sayın Genel Müdürü muhatap alıyorsunuz. Sayın Genel Müdürü diyorsunuz ki Çevre Bakanlığı da söyle, Tarım Bakanlığı'nın dışına çık, Ulaştırma Bakanlığı'na da söyle, Dışişleri'ne de söyle, İçişleri'ne de söyle, işte Maliye'ye de söyle, Çalışma Bakanlığı'na da söyle, şuraya da söyle, buraya da söyle diyorsunuz. İşte bu, bence buradan çıkacak en önemli sonuçlardan bir tanesi şu. Bu denizcilik ve balıkçılık işlerinin hep başından beri söylüyoruz. Görevdeyken de bu fikre sahiptim. Ve bunu yazdık, çizdik ama bir türlü olmadı. Bu denizcilik ve balıkçılık işlerinin bir merkezi yapı tarafından yürütülmesi şart. Hele hele şöyle düşünelim. Hele. Şu nokta itibariyle 462 bin kilometre karelik bir deniz yetki alanı olan, yani kara vatanının yarısından daha fazla bir deniz vatanı olan Türkiye'nin ve geleceği denizlere bağlı olan Türkiye'nin denizcilik ve balıkçılık sorunlarının gelişiminin, sektör planlamasının böyle bölük pörçük yapılması hakikaten inanılmaz kötü bir durum. Bununla birlikte şunu da ifade etmek lazım. Bugün Afrika ülkelerinde, ismini unuttum şimdi, bir tane ülke var, çok çok enteresan. Denize kıyısı yok. Deniz yok. Kongo'nun ufak bir kıyısı var. Denizcilik Bakanlığı var. Yani Denizcilik Bakanlığı var. Şimdi neden? Adama sordum. İşte bizim orada çalışan arkadaşlarımız var. Neden? Diyor ki ya denize kıyısı olup olmamak önemli değil ki diyor. Ya üretiyoruz, ihraç ediyoruz, ithal ediyoruz. Hep denizden geliyor bu işler diyor, bunlar diyor. Bizim bu deniz yönetimini diyor bir şekilde yapmamız lazım diyor. Biliyorsunuz dünyada, şimdi burada herkes balıkçı. Trabzon'a gittim hocam. Trabzon'a gittim. Sercan Hoca'nın üniversitesine, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne sık sık gidiyoruz biz. Orada sordum. En denizci şehrimiz. Değil mi Trabzon? Ya onlar Trabzon'dan sağ tarafa doğru bakmıyorlar hiç. Neden bakmıyorlar bilmiyorum. Onlar Trabzon öteki tarafa hiç bakmıyorlar. Rize'ye gidiyorum diyorum. Orası neresi diyorlar.
Yani Trabzon'la Rize arasında müthiş bir rekabet var. Şimdi fakat dedim ki kaç kişinin ailesinde balıkçı var? Kaç kişinin ailesinde balıkçı var? Trabzon'da. Yanlış hatırlamıyorsam 34-35 kişide bir çıktı. Ortalama salon. Dünyada bunu biliyor musunuz? Bakın onun için çok önemli bu balıkçılık meselesi. Dünyada geçimini balıkçılıkla sağlayan insan sayısının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Ha? Bilen var mı? Ne kadar? Bak ben size söyleyeyim. 500 milyon. 500 milyon kişi balıkçılıktan hayatını sağlıyor. Ama bu şöyle. Mesela baba balıkçı, çocuklar oradan yiyorlar, içiyorlar. Yani gelir, ailenin geliri, 500 milyon kişinin geliri balıkçılıktan. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünyada gördüğünüz her 16 kişiden bir tanesi hayatını balıkla geçindiriyor. Çok önemli bir rakam. Şimdi demek ki bu çok önemli bir sektör. Çok önemli bir sektör. Çok önemli bir istihdam kaynağı. Bizim Trabzon'da dahi biz bunun yarısına bile yaklaşamamışız. Trabzon'da dahi. Diğer yerlerde ki ailesinde var mı dedim. Yani birinci, ikinci kuşak. Dayısı geçindirmiyor ki evi. Amcası geçindirmiyor ki. Yani öyle onlar da bunun içinde dahil. Yakalayamamışız. Demek ki bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin çok ciddi şekilde önünde balıkçılık potansiyeli var. Ve bu potansiyel kullanılmıyor. İşte balık tüketiminden belli. Balık tüketiminden belli. Efendim mesela balıkçılıkla denizcilik işte iç içe geçmiş değil mi? Biz ithalat ve ihracatımız dünyadaki ithalat ve ihracatın hacim olarak %85-90 arası deniz yoluyla yapılıyor. Niye? Çok ucuz. Biz de aynı şekilde ithalat ve ihracatımızın %85-90'ını deniz yoluyla yapıyoruz. Yani çok normal. Doğru mu? Yani gayet güzel. Çünkü neden? Ucuza gönder. Şimdi konumuz mavi ekonomi ya. Serdar Hocam oraya giriş yapıyorum. Şimdi ucuza malını en ucuza göndereceksin ki çok satılsın. İhracatta deniz yolunu kullan. İthalatta deniz yolunu kullan. Şimdi her ne kadar akaryakıt fiyatları artmış olsa da bu oran değişmiyor. Deniz yoluyla ulaştırma, kara yoluyla ulaştırmadan 7 kat ucuz. Demir yoluyla ulaştırmadan 3 kat ucuz, hava yoluyla ulaştırmadan 22 kat ucuz. Bak şimdi, üç tarafı denizlerle çevrili artık dilimize biber sürüyoruz. Bir yarım ada ülkesi değil, iki yarım ada ülkesi ve 7 tarafı denizlerle çevrili. Haritaya tekrar bakıyoruz. Trakya Yarımadası, Anadolu Yarımadası. Trakya Yarımadası 3 tarafı denizlerle çevrili. Marmara, Karadeniz, Adalar Denizi. Anadolu'ya bakıyoruz. Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Akdeniz. Dolayısıyla 7 tarafı denizlerle çevrili 2 yarımadadan müteşekkil dünyada tek örneği olan devlet. Ve ülke ikiye bölünmüş. Ufak ve büyük parça ortası denizden geçmiş. Şimdi o zaman denizden dolaylı ya da doğrudan elde edilen bütün girdilerin hepsi mavi ekonomi diye adlandırılıyor. Bu da balıkçılık bunun içerisinde en önemli. Size bir şey daha söyleyeceğim.
Dünya gayri safi yurt içi hasılasının yıllık hasılası ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 90 trilyon dolar. 90 trilyon dolar. Bunun 27 trilyon doları doğrudan denizle ya da dolaylı olarak denizle bağlantılı. Bak, onun için denizi çok iyi kullanmalıyız. Balığı çok iyi kullanmalıyız. Biraz önce daire başkanım çok önemli bir şey söyledi. Bak. Şimdi bu mavi vatan konusu çok önemli. Şu açık denizler açılma konusu da çok önemli. Onu da söyleyeyim. Uluslararası sularda balıkçılık avlanma izni yok dediniz, var diyorlar. Yok dediniz, 32 tane tekneye, 200, kaç tane, 230 tekneye izin verdik dediler. Ya bunu serbest bırakmak lazım bu konuyu. Uluslararası sularda çok net bir şekilde ihlal eden varsa da ona da ağır ceza vermek lazım. Buralara çıkılması lazım. Ya kırmızı karidesin Akdeniz'de, şimdi Doğu Akdeniz'de bizim Zafer Burnu'nun orada kırmızı karides avlanıyor. Ben bunu kaç defa gündeme getirdim. Kırmızı karidesin kilosu bizim halde ne kadar? 450. Bak şimdi. Ama ne? Biz bunu buz koyuyoruz üzerine. Buz koyunca 450 lira. Adam İtalyan avlıyor, şokluyor, 450 dolara satıyor şokladığı için. Çünkü onun nefasetinde bir değişiklik olmuyor. Şimdi daire başkanımız bunu söyledi. Çok acayip paralar bunlar ya. Orkinos. Diyor şimdi genel müdürümüz, gidin avlayın diyor orkinosu. Açık denizde avlayın. Acayip para var ya. Vermiyor ki hocam, izin vermiyor paşam. Veriyorum diyor işte. Yok paşam, şu anda Pasifik'te dünya ülkelerine paraketeyle orkinos ve kılıç avcılığı yapılıyor şu anda. Ama tutmak yasak, avlayamazsın, yasak orkinosu. Niye? Vermiyor, hani arıcı kota 500 ton müdür, 500 ton müdür tutulsun. Ama bak bir dakika. Şöyle bir durum var. Bu Aykat meselesi, bak şimdi Aykat meselesini 2010 yılında ilk gündeme getirenim ben. Hiç kimse bilmiyordu. Bir Tarım Bakanlığı kulakları çınlasın. Vahit neydi? Vahdettin Kürün. O vardı. O anlatınca dedim ki ya almayayım ben. Dedim ki ya Vahdettin Bey, biz dedim ya bu çok önemli bir şey dedim ya. Benim derdim başka tabii. Ben münhasır ekonomik bölge hakkı kullanalım diye. Biz dedi ki İtalyanlar geliyor denetliyor dedi. Yunanlılar geliyor denetliyor dedi. Dedim ki biz deniz kuvvetleri denetleyelim ya bunu dedim. Deniz kuvvetleri denetleyelim. Ya olur mu diye. Hemen orada bir protokol yaptım. Ve şu anda Aykat denetçisi olarak yetiştiriyoruz falan ya bizim deniz kuvvetleri, hikayesi budur yani. Neden? Münhasır ekonomik bölgede bir yetki kullansın deniz kuvvetleri diye yapıldı. Şimdi burada çok önemli şeyler tespit ediyorum yalnız ben. O da ne biliyor musunuz? Şimdi bak kota ayarlaması, şimdi 2300 ton değil mi? 2300 tona çıktı. Bizim zamanımızda o 650 ton civarındaydı. Şimdi 2300 tona çıktı. Fakat adama deklare ediyorsun. O deklarasyonuna göre, bir önceki avlanmana göre bu sene kota vermeye kalkıyor sana. O kota da niye biliyor musun? O Japon pazarına girebilmen için. Çünkü kota harici giremiyorsun oraya. Adamlar ona göre kotalamışlar falan. Ama biz münhasır ekonomik bölge ilan etmediğimiz için hakkımız da az gözüküyor. Fakat bizim bir tane daha şeyimiz var. O da ne biliyor musunuz? Ya bizim balıkçı yakaladığı balığı az gösteriyor. Yakaladığı balığı az gösterince, halbuki çok balık yakalıyor, bir sonraki sene kota düşüyor. Kota düşüyor. Aslında biz bir hesaplama yaptık deniz kuvvetlerinde. Sadece Orkinos'tan kazanabileceğimiz 400 milyon dolar para var. 400 milyon dolar. Doğu Akdeniz'de. Yani biz bunu kazanabiliriz. Onun için biraz akıllı olmak lazım. O
kotaları yani yakaladığımız balığı doğru ya vergisi yok ki bunun. Vergisi yok. Vergi veriyorlar mı Sayın Genel Müdürüm? Yok. Açık denize yakalanan balık. Şimdi bir başka husus daha söyleyeyim. Bu da örnek olarak söyleyeyim. Bak ondan sonra böyle olur. Antep fıstığı. Benim şimdi yanımda doktorant asistanım Selen Hanım var Antepli. O anlattı bana. Babası anlattı. Diyor ki İnönü zamanında olmuş. Ya bu kim ne kadar fıstık yetiştiriyor? Diyorlar ya. Urfalılar diyor ki asıl fıstık Urfa'da yetişiyor bu arada. Urfalılar diyor ki ya diyor bunlar bizden vergi alacaklar diyor. Biz bunu az söyleyelim diyor. Antepliler uyanık diyor ki bunlar bize teşvik verecekler diyor. Biz fazla söyleyelim diyor. Antepliler fazla söylüyor. Ondan sonra fıstığın, Urfa fıstığının adı oluyor Antep fıstığı. Orkinos da böyle olmasın yani başımıza gelmesin. Dolayısıyla mavi ekonomi balıkçılık bağlamında vesaire bağlamında çok çok önemli. Dünyanın 1/3 gayri safi yurt içi hasılasını kapsıyor. Şimdi mavi ekonomi konusunda Sercan Hoca, Sercan Erol Hoca bizim zaten TÜBİTAKİS'in yönetiminde kendisi. Her zaman yanımızda bizim olur. Bu broşürleri vesaire hazırlamada da büyük katkısı oldu yine. Trabzon'dan yetişti, geldi sağ olsun. O bize mavi ekonomiyi anlatacak. Selen Akan, Türk denizciliğinin deniz güvenliğine katkıları konusunda, mavi ekonominin korunması konusunda konuları anlatacak. Hasan Demirci hocam da Amerika'dan yetişmiş, Koç Üniversitesi'nde şu anda immünoloji hocası. O da yine Duygu Hoca gibi balığın immünoloji bakımından etkileri konusunda bize kısa bir konuşma yapacak. Evet. Sercan Hocam buyurun. Evet Sayın Hocam öncelikle teşekkür ederim. Sunum yapmak için şu anda mikrofonu devralmış bulunuyoruz. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Daire Başkanlarım, Sayın Oda Başkanlarım, Sayın Demir Yönetimi, kıymetli bugün çok güzel bir terim öğrendim. Çok kullanacağım onu. Denizlerin profesörleri, sayın hocalarım. Sizlerden gerçekten akademik anlamda bizler kıymetli hocalarımızın nezdinde yetişiyoruz, öğreniyoruz ama uygulamada eksik kaldığımız noktaları sizler tamamlıyorsunuz. Bugün de güzel bir tabir sizin sayenizde öğrenmiş olduk. Şimdi konu aslında çok uzun. Bir sunumumuz da var. Sunumu aslında sizi ilgilendiren noktayla kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Bunu söylemeden önce 2021, buraya gelmeden acaba biz 2021'de, 2022'de ne durumdayız? Balıkçılıktaki yerimiz nedir? Dünyaya ne satmışız, ihracat verilerine bir bakayım dedim. Bir harita oluşturduk. Bu harita üzerinden birkaç tespit yapıp aslında sizin en büyük sorununuzun ekonomi anlamında finansman problemi olduğu ortaya çıktığını gördüm. Ve sadece banka kredileriyle sektörde kendinizi finanse edebileceğinizi etmek zorunda kaldığınızı, bununla beraber satıcılara yani tedarik ettiğiniz insanlara yapmış olduğunuz dönemsel borçlarla beraber avdan gelecek olan parayla da yılı döndürme gibi bir sonuç ortaya çıkmış. Bu da raporlardan okuyabildiğim buydu. Bu da tabii şu sonucu çıkartıyor. Siz önünüzdeki dönemde ödemeniz gereken finansal taksitleriniz var. Bu taksitleri ödeyebilmeniz için denizden balık tutmanız gerekiyor. Balık tutamazsanız taksit ödenemez. Taksit ödenemediği için bu sefer sizde bir enerji yüklemesi oluyor. Bu enerji yüklemesinde fırsat bulduğunuz her yerde nasıl boşaltırız gayesi ve durumu ortaya çıkmış durumda. Sayın Genel Müdürümü hayranlıkla izliyorum. Vallahi ben Deniz Bilimleri Fakültesi'nde dekan yardımcısıyım aynı zamanda.
Tersaneler Genel Müdürlüğü, işte Denizcilik Genel Müdürlüğü, işte bugün Sayın Genel Müdürümüz ve bunun gibi çok genel müdürle toplantı halinde olabiliyoruz. Bu kadar içten sorunları özümseyip ve hiç alınmadan, gocunmadan da cevap verme potansiyelini nadir gördüğüm yöneticilerden birine sahipsiniz. Bu noktada ben aslında moderatör olduğum esnada yapacaktım ama şu anda aklıma geldi. Tekrardan bir alkış istiyorum ben kendisine. Çok sağ olsun, var olsun. Şimdi bir sonraki slayta bir geçelim lütfen, rica ediyorum. Şimdi mavi ekonomi nedir? Bu teorikle sizi yormak istemiyorum artık. Bunlar teori sizi bu aşamadan sonra yorabilir. Buradaki en önemli anahtar kelime, genel müdürüm de bunu çok defa ifade etti, sürdürülebilir olması gerekiyor. Bakan Bey'in de bize bugün yaptığı konuşmada altını çizdiği bir ifade vardı. Biz gelecek nesillere bugünkü kaynakları aktarma sorununa sahip insanlarız. O yüzden de bütün faaliyetler, planlamalar bu sürdürülebilirlik kavramı üzerine maalesef demeyeyim ama olması gereken o, kurgulanmak zorundadır. O yüzden de mavi ekonominde en önemlisi o sonsuzluk işareti odur. Sürdürülebilir bir konsepti içermesini ifade eder. Geçelim hızlı bir şekilde onu. Şimdi burada dünya haritasını görüyoruz. Dünya haritasına bakacak olursak... Dünyadaki şu anda, Selen bir açar mısın benim önümde olsun? Ben arkaya dönemiyorum, buradan bakayım. Şimdi dünya haritasına bakacak olursak, kırmızı renkle gösterilen ülkeler ihracatta, yani balık ihracatında birinci sıradaki ülkeler. Ondan sonraki sarı renkle gelenler ve diyelim ki açık yeşil, yeşil ve mora doğru, griye doğru dönen bir skalamız var. Bu skalaya baktığımızda Türkiye ortalamanın altında bulunan bir ihracat potansiyeline sahip. Üretmiş olduğumuz gerek avcılık olsun, gerek yetiştiricilik olsun, gerek midye olsun, yani sudan çıkan her türlü canlının totalinden oluşan ihracat verimiz 2021 yılı itibariyle 1,5 milyar dolar civarında bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Karadeniz açısından bakacak olursak, burada Rusya dünyadaki en büyük balık ihracatı yapan ülkelerden bir tanesi. Yani hem biz ona balık satıyoruz ama aynı zamanda kendisi de çok ciddi bir balık ihracatı yapan bir ülke. Zannedersem burada kıymetli profesörlerimiz de var, onlar da bizi bilgilendirsinler. Avcılıktan ziyade yetiştiricilikte daha çok Rusya, diyelim ki havyar yetiştiriciliği olsun, işte... Mersin balığı gibi konular olsun. Bu konuda iyiler. Bunlar için de ne lazım? Balık unu lazım. Balık unu stoklar açısından bakıldığı zaman acaba Sayın Amiralim de burada stratejist kendisi. Acaba Karadeniz'deki hamsi stoğunu balık ununa dönüştürebilmek için ileride bir potansiyel oluşturabilir mi? Buradaki harita, ben okuyabildiğim kadarıyla dünyadaki üretici potansiyeli olan ve Çin'den sonra Norveç'ten sonra dünyadaki en büyük ihracatçı ülkelerden biri olan Rusya, acaba ileriki aşamada kendi yetiştiricilik sahasında balık ununu temin edebilmek için buradaki hamsi stoğu üzerine bir baskı unsuru oluşturabilir mi? Soru işaretini şimdiden sormak istiyorum. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. Türkiye açısından bakacak olursak, yine Türkiye en fazla ihracatını yaptığı ülkeler... yine Rusya Federasyonu, biz ürettiğimiz ürünün büyük bir kısmını Rusya'ya, ondan sonra Japonya'ya, sonra İngiltere'ye, işte İtalya'ya ve kime gönderiyor? Yunanistan'a gönderiyoruz, komşumuza gönderiyoruz. Burada da bu ülkelere göndermiş olduğumuz ürünlerin total olarak karşılıkları yer almakta. Rusya Federasyonu'na yapmış olduğumuz ihracatın değeri 217 milyon dolar civarında bir veriye sahip. Tabii bu verileri ben çok rakamsal önemsemiyorum. Doğruluğu ne kadar tartışılır ama sıralama ve skala olarak baktığımızda bu ülkelere sıralaması bu şekilde ve en önemlisi şu, ithalat ihracat dengesinde biz artıdayız. Yani balıkçılık sektörü ithalat ihracat dengesinde artıda. Yani dışarıdan da diyelim ki ithal ettiğimiz ürünler var ama ihraç ettiğimiz ürünler daha fazla olduğu için ülkenin cari açığına çok büyük katkı sağlıyor. O yüzden çok stratejik ve çok önemli bir sektörsünüz. Bunu gören politika yapıcı, burası artı değerde olduğu için o anlamda sizin problemlerinizi öncelik noktasını alma gayreti gösterir, cari açığı baskılayabilmek için. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. Şimdi ben burada şöyle özetleyip şöyle toparlamak istiyorum. Çünkü bu anlattıkça uzar gider.
Şimdi sizin Merkez Bankası'nda balıkçılık sektörüne ilişkin konsolide finansal tabloları analiz ettiğimizde, incelediğimizde birinci sorun Sayın Genel Müdürüm, bir kere verilerimiz yetersiz. 350 tane firmadan veri alınmış. 350 tane firmanın vermiş olduğu veriyle gelir tablosu ve bilanço kalemleri oluşturmuş. Konsolide, yani birleştirilmiş. Konsolide demek burada şu anlama gelir, yani affedersiniz. Diyelim ki her gemi kaç kasa balık bıraktı, totalini söylüyorsunuz belki. Biz de konsolide etmemizdeki kasa şudur, bütün finansal verileri bir tabloda topluyoruz, onun üzerine sektör okumaya çalışıyoruz. 300 küsür tane firmanın olduğu bir tablonun vermiş olduğu sonuç ne kadar doğru olur? İşte sizlerin buna ne kadar çok katkı sağlamanız o kadar doğru veriyi üretmek için de bize imkan sağlamış oluyor. Burada görülen en önemli sorun şu, finansman açısından baktığımızda. Bir, az önce de sorunumun başında söylemeye çalıştım. Sizler bir kere faaliyetlerinizi ağırlıklı olarak borç sermayeyle döndürmeye çalışıyorsunuz. Kredi baskısı altında eziliyorsunuz. Faiz baskısı altında eziliyorsunuz. Bunun da en önemli sebebi hepiniz bireysel olarak faaliyet gösteriyorsunuz. Küçük işletmesiniz. Yani hiçbir Türkiye'de böyle büyük ölçekli bir firma sayısı çok az. Genellikle herkes tekne bazında küçük mikro ölçekli olarak faaliyet gösteriyor. Bankaya gittiğinizde siz bir tekne olarak görüyor sizi. Sizi karşınızda büyük bir şirket olarak görmüyor. Bir tekne olarak gördüğü için de risk priminiz yüksek oluyor. Çünkü denizde faaliyet gösteriyorsunuz. Gemi batabilir korkusu var. Ve hiçbir banka kolay kolay geminizi de teminat kabul etmez. Çünkü o gemiyi gider başka bir yere satarsın diye düşünür, batar diye düşünür. O yüzden de size krediyi teminat olarak gösterebileceğiniz geminizi kabul etmeyebilir. Bu sefer farklı teminat araçları bulmak zorunda kalırsınız. Ya da risk priminiz yüksek olduğundan ötürü de daha diyelim ki yüksek maliyetli borçlanmak durumunda kalırsınız. Bu da tablolara yansımış zaten. Mevcut tablolara baktığımızda finansman maliyetleriniz yüksek görünüyor. Finansman maliyetlerinizi düşürmenin yolu şu. Sizin para piyasası araçlarına, para piyasası dediğimiz banka kredileri, sermaye piyasası araçlarına dönüştürülebilmeniz lazım. Yani hisse senedi, tahvil gibi araçlarla piyasadan fon sağlayabilmeniz lazım. Bunun için de büyümeniz ve şirketleşmeniz gerekiyor. Yani tekne bazından kendinizi şirket boyutuna çevirebilmeniz gerekiyor. Yani bu az önce söylemiş olduğum dünyadaki number one'da olan ülkeler bu işi böyle yönetiyorlar. Ama bireysel baza dönüştüğünüzde bankanın karşısında tek kalıyorsunuz. O zaman da kendi istediğiniz koşullarda imkan ya da kabiliyetiniz maalesef olamayabiliyor. Şimdi total olarak baktığımızda sektörde yetiştiricilerin bir verisi var. Çünkü onlar ihracat yapıyorlar ağırlıklı olarak. Orada şöyle bir dönem var. Sayın hocam bana katılır mı bilmem. Hocam bu konuda otorite. Biz yurt dışından yavru alıyoruz, yumurta alıyoruz daha doğrusu. Daha sonra yurt dışından yem alıyoruz. Onları kendi denizlerimizde büyütüyoruz. Ondan sonra tekrar yurt dışına satıyoruz. Ve bu ithalat ihracat dengesinin %90'a yakın bir maliyeti var. Yani bunun anlamı şu, 100 lira kazanıyoruz, 90'ı zaten yurt dışına veriyoruz. Çünkü yumurtasına, yemine ve aşısına vermiş olduğumuz para toplam maliyeti tablolar diyor ki %90. Geriye de %10 kalıyor. O %10'la beraber de işte işçisi, kar payı, şusu busu karşımıza çıkmış oluyor. Benzer bir durum, bir balıkçı şeyde tam okuyamıyoruz. Yani avcılık kısmında tam okuyamıyoruz. Çünkü avcılık kısmındaki veri, genel müdürlüğümüzün sayfasını takip ediyorum ben, belli bir yıldan sonra aşağıya doğru dikiniyor. Yani avcılık sayısı böyle dikiniyor. Yetiştiricilik sayısı tam tersine pozitif artıyor. Böyle makas var. Birisi dikiniyor, birisi pozitif olarak artıyor. Dolayısıyla da hani onun da burada çıkan sonuçla çok da öyle olmadığı, aslında yetiştiricide tutulan miktarın çok daha fazla olduğu gibi söylem var ama işte biz sonuç itibariyle de buradaki veriye de bir şekilde bağlı kalmak durumunda maalesef kalabiliyoruz. O yüzden son olarak toparlamak gerekirse üretim maliyetleri tablolara yansımış, gerçekten yüksek. Bunun nasıl düşürülebilir noktasına geldiğimizde finansal araçları çeşitlendirmek lazım. Belki bakanlık bu konuda bilmiyorum, hani ona bakmak lazım. Bir tekne sahibinin bankadan kredi çekme noktasında gemisini teminat gösterme hususunda acaba bir garanti sistemi, bir garanti politikası oluşturabilir mi? Bu da sizin hem krediye ulaşmanızı kolaylaştırabilir hem de daha düşük bir maliyet yapısını benimsememize sebep olabilir diyorum.
Burada bitireyim çünkü benden sonra iki konuşmacım daha var. Soru cevap kısmında sormak istediğiniz, detaylandırmamı istediğiniz bir nokta varsa da seve seve detaylandırmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hocam siz mi şey yaparsınız? Seren bizim Türk Teknik Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcısı Selen Akan şimdi Türk Denizciliğin Mavi Vatan Deniz Güvenliği'ne katkıları konulu bir sunuş yapacak. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Daire Başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Ben bugün biraz alternatif bir sunum yapacağım. Türk denizciliğinin mavi vatan deniz güvenliğine katkısına alternatif bir bakış. Kurtuluş Savaşı'ndan başlatıp bugün mavi vatanın korunmasına balıkçılar nasıl bir katkı sunabilir diyerek ama biraz farklı olacak. Türk Kurtuluş Savaşı denizlerde başladı. Hepimizin bildiği gibi. İlerleyebilir miyiz? Bir tane daha ilerleyelim. Hepimizin bildiği gibi Kurtuluş Savaşımızın destansı öyküsü Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a hareket etmesiyle denizde başladı. İşgal güçlerinin Ege'den kovulmasıyla yine denizde bitti. Yani denizde başlayan ve denizde biten bir maceraydı. 3 yılı aşan milli mücadelemiz boyunca Türk ordusunun ihtiyaç duyacağı insan gücü, silah, cephane, levazımın cephelere ulaştırılması, bunların hepsi ve daha fazlası küçük gemiler, balıkçı tekneleri ve bunları kullanan isimsiz deniz kahramanları sayesinde başarıldı. Kurtuluş Savaşı'na dair böyle ufak bir... ilerleyebilir miyiz? Bir video var, sessiz bir video. Daha sonra daha sesli bir videoyla bugüne geleceğiz. Tamam, bir tane daha ilerleyebiliriz. Peki milli mücadelede balıkçılarımız tam olarak ne yaptı? Hırçın Karadeniz'e meydan okuyup sürekli silah ve cephane taşıyan, karakol görevi üstlenip ulaşım güvenliğini koruyan, işgal güçlerine rotalarına mayın döşeyen, düşman mayınlarını imha eden, hatta o mayınları toplayarak düşmana karşı kullanan, kendi cüssesinden 10 kat daha büyük gemilerle çatışmaya girip bazen onları teslim almak gibi mucizeler yaratan nice gemiler, manalar, takalar, bunlar bizim balıkçılarımızdı. Peki elde ettikleri deniz gemiler, işte deniz araçları nelerdi? 1920 yılında el konulmuş 1250 tonluk Şahin Çilebi, Fransa'da inşa edilmiş 500'er tonluk Aydın Reis ve Preveze gambotları, Ereğli Limanı'nda Kuvayi Milliye'ye katılıp büyük işler başaran 100 tonluk Resumat 4 numara, kahramanca bir operasyon sonucu Türk kuvvetlerine kazandırılmış olan 360 tonluk Tahlisiye gemisi Alemdar, 1921 sonbaharında Ruslardan satın alınan 20 mil süratli 40 tonluk 2 tekne, esas önemlisi Enosis adında bir Yunan vapuru iken milli kuvvetlerce ele geçirilip Türk filosuna katılan 1200 tonluk Trabzon vapuru, Samsun gemisi ve diğerleri. Bugün Türkiye, bu ilerleyebilir miyiz? Türkiye şu anda bu gördüğünüz haritada 41 bin kilometrelik alana sıkıştırılmak isteniyor. İşte o bölgeyi Yunanistan ve Avrupa Birliği aracılığıyla ısmarlama şekilde yapılmış olan bir seviye haritası üzerinden Türkiye bölgeden dışlanmak istiyor. Yunanistan'ın Adalar Denizi'nde, yani biz Ege Denizi demiyoruz, Adalar Denizi diyoruz. Adalar Denizi'nde Türkiye-Yunanistan sorunları yok esasında. Adalar Denizi'nde Yunanistan talepleri var. Bu talepler nedir diye baktığımızda egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar sorunu, yani Egeaydak, karasuları sorunu, gayri askeri statüdeki adaların askerileştirilmesi ve silahlandırılması, yani sık sık duyduğumuz gibi
Yunanistan'ın bütün adaları silahlandırması, oraya üsler kurması, kıta sahanlığı sorunu, uçuş malumat bölgesi sorunu, 10 mil hava sahası sorunu, arama kurtarma sorumluluk sahası sorunu. Peki balıkçılarımız bununla ne yapabilir diye düşünüyorsunuz? Adalar Denizi'ndeki Yunanistan talepleri düşünüldüğünde mavi vatan savunmasında bizim balıkçılarımızın da bir rolü olabilir. Buna örnek olarak biraz enteresan gelebilir ama Çin örneği üzerinden gideceğim. Uzun bir süredir Çin'in bir deniz birliği var. Aslında bunlar balıkçılar ama balıkçı milis gücü olarak geçiyor. Yani normal şekilde balıkçılıklarına devam ediyorlar. Ama aynı anda teknelerinde bütün o teçhizatlar, radarlar, işte silahlar vesaire gibi ve devlete çeşitli şekillerde destek oluyorlar. Bir kıyı devriyesi ve gözetleme kuvveti olarak başlayan Çin milis gücü sonunda 1970'lerde bir deniz egemenliği destek kuvvetine dönüştü. Yaptığı şeyler arasında deniz kurtarma, savaş operasyonları, kaçakçılıkla mücadele, egemenlik uygulama rolleri gibi birçok çalışma var. Çok detaya girmeyeceğim çünkü çok vaktimiz yok ama bir örnek haber üzerinden gitmek istiyorum. Global Times haberine göre Çin 2016'dan beri yabancı casus cihazlarını yakalayan 91 balıkçıyı ödüllendirdi. Jiangsu eyaletinde bir balıkçı, bir örnek olarak bunu veriyorum, 3 metre uzunluğunda tekneye benzeyen bir cihaz yakaladı. Bu cihaz üst kısmı bir tekneye benziyordu. Pardon, ilerleyebilir miyiz? üst kısmı bir tekneye benzediği, ancak alt kısmın göbek kordonuyla birbirine bağlanan 6 kanattan oluşan bir parçası olduğunu söylediler. Bunu donanma tespit edemedi ama balıkçı sonarları tespit etti. Biz dün teknedeydik ve bize o sonarların ne kadar güçlü, ne kadar hassas ölçümler yapabildiğini anlattılar. Yani her zaman tabii ki ülkelerin korunmasını askerler yapıyor ama balıkçıların da böyle güçleri varken hani güç birliğiyle çok farklı şeyler olabiliyor. Dolayısıyla bu tip bir sürü deniz aracını Çinli balıkçılar tespit ederek ülkeyi birçok tehlikeden kurtardılar. Peki Türkiye Cumhuriyeti balıkçılarımız benzer bir çalışma nasıl yapabilir? Türk balıkçılarından balıkçılık filosu kurularak radar donanımları tahsis ederek periyodik deniz taramalarını Ankara'ya bildirebilirler. Yani yine aynı şekilde balıkçılıklarına devam edecekler ama aynı Çin balıkçılık deniz milis gücü gibi bizim balıkçılarımız da o şekilde bir aksiyona girişebilir. Uluslararası sulardan geçerken Adalar Denizi'nde Türkiye'nin de varlığını hatırlatabilirler. Yani Yunanlar sık sık caydırıcı şeyler yapıyorlar. Bunun birazdan örneğini göreceğiz. Ama bizim gemilerimizde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı taşıyarak hem de kendi bayrağımızla karşı gelebilirler. Bir tane daha ilerleyebilir miyiz? Bu bir video, basabilirseniz çalışacak. Ses açabilir miyiz? Kim sizden? Gel gelemiyorlar. Aradık sana göre bir olay kaçar diyor. Siz bu kadar insanlarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Hainsiniz. 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 Gel müdahale. Gel müdahale. Hadi müdahale. Burası Gökçeada ve Semendirek Adası arasında. Uluslararası sularda Yunan sahil güvenliğinin tacizine uğrayan balıkçı İlker Özdemir kişi. Hakkımız gasp edildiği için biz de onlara tepki gösterdik dedi bu olaydan sonra. Ve sonuna kadar kavga etti. Yani aslında yapılması gereken belki de budur. Bir tane daha ilerleyebilir miyiz? Sen kimsin? Burada önemli bir husus. Bu İlker Kaptan'ın dediği ama bir yanlışlık var. O yanlışlık da şu. Ben onu söyledim. Herkesin de buna dikkat etmesi lazım. Zürafa kayalığı bir egaylaktır. Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık kayalıktır. Burası uluslararası su değildir. Burası Türk karasuyudur. Kısmen İlker Kaptan burada cesaret göstermiş. Halkımız da
alkışlamıştır ama eksiktir, yanlıştır. Söylediği söz şudur: git, burası uluslararası su, sen beni buradan kovamazsın demiştir. Halbuki doğrusu şuydu: sen buraya giremezsin, ne işin var Türk karasularında Yunan sahil güvenlik botu demeliydi. Şimdi aradaki fark bu. Senin ne işin var karasularında demeliydi. Onun için bir an önce bu Egeidak meselesinin, yani Egemenliği Yunanistan'a devredilmiş ada adacık kayalıkların isimlerinin açıklanması şarttır ki balıkçılarımız o bölgelerde rahatlıkla avcılık yapabilsinler. Balıkçılarımızın Egeidakların bize ait olduğunu göstermek için çok önemli vasıtalar olduğunu düşünüyorum. Balıkçılarımızı o bölgeye göndererek balık avcılığı yapmaları dahi o suların bize ait olduğunu, en azından Yunanlılara ait olmadığını göstermek açısından çok önemlidir. Balıkçılarımız milli görev icra etmektedirler. Balıkçılarımız Türk bayrağını dalgalandırmaktadırlar. Balıkçılarımız Türk sularında, uluslararası sularda ve başka devletlerin sularında Türk bayrağını dalgalandırarak sancak varlık göstermektedirler. Tarih boyunca da Selen'in anlattığı gibi, tarih boyunca da balıkçılarımız gemicilerimizle beraber gerçekten Türk milli mücadelesine her dönemde faydalı olmuştur. Çin örneği bizim için kullanılabilecek örnektir. Çin örneğine de gitmeye gerek yok. Yunan balıkçıları devletin istihbarat elemanı olarak kullanıyor. Ve özel balıkçı tekneleri var Yunanların. Bizde onun listesi bulunur deniz kuvvetlerinde. Biz bakarız bu istihbarat teknesi diye. Balıkçılık yapar ama istihbarat teknesidir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bundan da faydalanması lazımdır. Bu noktada bizim balıkçıları devlet olarak da çok ciddi şekilde desteklememiz gerekir. Balıkçılarımız milliyetçi insanlardır. Balıkçılarımız vatanperver insanlardır. Onun aksini ben görmedim şu ana kadar gerçekten. Öyle bir camiadır yani gerçekten. Onun için balıkçılarımıza her yönden destek olunması şarttır. Çin, Yunan örneği olduğu gibi Egeidaklarda varlık gösterilmesi açısından da çok çok önemlidir. Ve balıkçılarımıza nerelerin Egeidak olduğunun bildirilmesi de lazımdır. Bu Yunan sahil güvenliğinin de bizim balıkçı teknisine çıkmasına imkan yoktur. Burada çok ciddi bir sorun var. Aykat kapsamında bizim deniz kuvvetlerimizle, sahil güvenliğimizle zaten biz yetkilendirme yapıyoruz. Özel eğitim ve belgeler vererek Aykat kapsamında orkinos ve kılıç avcılığı kapsamında biz Yunan'ı da denetleriz, İtalyan'ı da denetliyoruz. Bu Aykat. Evet. Ama bu Aykat. Aykat kapsamında bu Aykat. Da. Bu Aykat. Hangi tipleri denetleyebilirsin? Aykat orkinos balıkçılığı yapmaya yetkili tekneleri. İzinlendirilmiş tekneler. Evet. Yani mesela benim teknem var ama Aykat'a tabi değil. Orkinos balıkçısı değilim. Gelip benim teknemi kimse denetleyemez. Bir yanlış anlama var efendim. Hayır. Düzelteyim. Bir yazılı ve gobene yasak değil. Bizim elimizde avlanma izin belgesi var. Akdeniz'de bak şöyle bir şey var. Hayır sadece Akdeniz'de. Doğu Ege'den sonra biz alıyoruz onu. Bir yanlış anlamı var. Adalar Denizi'nden bahsediyorum. Oranın Ege'nin yarısından sonra aldığımız belge 15 Nisan'da çıkarken bu belgeyi aldık. 1 Eylül'e kadar da geçerli. Evet. Uluslararası sularda gobaneyi de yazılıyı da avlayabiliriz. Böyle bir yasak yok ki. İnce balık yok. Sadece yazılı ve gobaneden bahsediyorum. Evet, yazılı, gobane, uzun kanat orkinos. Niye? Bunlar yok. Ya balığın cinsi mi olur ya? Düzelteyim diye yazılı gobaneye yapıyoruz ya. Ya bu bir dakika. Uluslararası suda bizim balıkçıya böyle kısıt getirilir mi ya? Sayın Paşa. Balık oluyor mu? Ege bölgesinde avlanma kesinlikle yasak. Gobene yazılı orkinos yavrular artık neyse. Kesinlikle yasak. 10 seneden beri. Ya uluslararası suda olmaz. Ya bu gerçekten çok...
Sayın Komutanım, bu yani bizim değil. Bütün dünyada uygulanan bir sistem. Hayır hayır. Yani ben Sardalya'yı da üreme döneminde de şeyde de korumanız lazım. Bakın zaten o üreme döneminde bütün şeyler, canlılar üreme döneminde uluslararası sularda olsa korunur. Yani bütün yani Akdeniz Balıkçılık Örgütü vardır, Aykat gibidir. Onun kurallarında bütün ülkeler uygular. Orada da hangi balığın ne zaman avlanacağı uluslararası da, sularda da olsa, sorum şu, kara sularda sorum şu, da olsa. Sorum şu, şimdi biz kraldan çok kralcı olmayalım. Neden? Bu Akobams ve Natura 2000 gibi rezil duruma düşmemek lazım. Yunanlı şu anda balığı avlıyorsa, evet, ve biz avlamıyorsak ve bizim balıkçılara böyle kısıt getiriliyorsa bu çok ciddi bir sorundur. Yunanistan'da, İtalya'da, İspanya'da, ya Mısır'da niye aynı kurallara niye tabidir? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz niye izin alıyor uluslararası suya çıkmak için? Niye? Uluslararası suda siz kontrol etmiyorsunuz ki. Adam çıksa, teknesiyle çıksa, balığını avlasa gelse siz, ne olacak? İlk sulardakini avcılar hemen bir mil sonra avlarsa nasıl? O zaman cezasını kesersiniz. Bulamıyorsunuz işte. Onun için iç suya gidecek özel izin veriyoruz. Bakış var, ayış var, hepsi takılır. Uluslararası suya çıkacaklar özel izin almak zorundadır. Verin o zaman, verin yani, verin balığın cinsine göre falan vermeyin ya, genel bir izin verin ya. Genel bir izin mi? Efendim olmaz, o zaman sezon kapanmaz. Yani bizim sezon haricinde, yani üreme dönemindeki bütün avcılığı kontrol altında tutmamız şart. Bir dakika, ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bir dakika, ben Yunanistan'da avcılık sezonunun kapatıldığı bir periyot bilmiyorum. Bilmiyorum. Var mı? Var mı? Ben bilmiyorum. Sayın Paşam, marun tarafına giriyorum Paşam. Ama olmaz. Bakın, her şeye hak veririm de uluslararası suya çıkmasın. Hakikaten bu bir skandal. Sayın Komutanım, biraz önce 24 metreyi tartışıyoruz ya, Yunanistan'da o 50 metre. Bakın, yani, Yunanistan'da 50 metre adam 20... Bir kere adamda 4,5 ay yasağı yok uluslararası suda avlanmaya. Ya uluslararası suda benim balıkçım çıkamıyor. Dünyanın herkesin ortak alanı. O ortak alanda ben kendi çabamla bilmem ne balığı büyüsün. Öteki öyle bir şey balık yok büyüsün. Sayın Komutanım, yanlış anladınız. Yanlış ifade ediliyor. Bakın çok net bir şey. O zaman Yunanistan'da, evet, Türkiye'de, İtalya'da, Fransa'da aynı kurallara tabidir. Yani bakın, Sardalya'yı aynı dönemde koruruz. Aşağı yukarı aynı büyüklüktedir. Hatta onlar Avrupa Birliği'nde olduğu için biz hatta daha küçük balıkları da avlayabiliyoruz. Yani biz eğer sirkülerlerimizi karşılaştırdığımız zaman bizimki daha tolere edicidir. Yani daha rahat avcılık yapar. Yunanlar daha çok Avrupa Birliği'ne bağlı olduğu için onların kuralları daha kısıtlı. Yani bizim balıkçımız Ege'de Yunan balıkçısından 10 kat fazla avcılık yapar. Bu ne? Yok yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi burada önemli bir sorun var. Önemli sorun şu. Konu uluslararası su. Uluslararası su, uluslararası su derin su zaten. Şimdi derin suda avcılık yapacaklar. Ya ben bunu aklım hafsanım almıyor. Sayın komutanım, Ege'de uluslararası suya ne kadar sürede yaklaşıyorsunuz? Öyle bir şey olmuş ya. Sayın komutanım, Ege'de uluslararası suya ne kadar mesafede çıkıyorsunuz? Uluslararası su Ege'de Adalar Denizi'nde 6 mil. 6 mil sonra çıkıyorsun. Bakın, çok yakın. 6 mil. Yani biz Meis Adası'nın denizinde bir avlanıyoruz. Hayır, yani hiç 6 mil, yani 6 mil dediğiniz 10 kilometre. 10 kilometre öteye çıkıyorsun. Yani ve her taraf, her adanın etrafında 6 mil var. Dolayısıyla her adanın etrafında 10 kilometreden sonra avcılık yapabilecek bunlar. Yani şimdi burada bizim kendi kendimize uluslararası suda avcılığı da regüle etmemiz çok enteresan. Sayın komutanım, ben daha net bir şekilde belki haritayı açarsak, bakın o adaların arasındaki sular gene bizim ana karamıza çok yakın.
Dolayısıyla oradaki yaşayan balıklar gene aslında bizim ülkemize ait. Biz bunu üreme döneminde orada öyle değil. Şimdi bir dakika ben konuşuyorum. Bir dakika. Şimdi burada iki bizim ana karamız, arada Midilli var mesela. Midilli. Burada zaten uluslararası su yok. Çünkü neden? Bu aradaki aralık zaten 6 mil. 3 mil bizim, 3 mil onların oluyor. Dolayısıyla arada bir uluslararası su olmadığı için ya Türk karasuyunda olacak ya Yunan karasuyunda olacak. Türk karasuyunda avlanamaz. Yunan karasuyunda da avlanamaz. O zaman nasıl olacak? Adam buradan çıkacak Çanakkale'den. Çanakkale'den çıkacak. Bozcaada vesaire dışında, Limni dışında orada açık deniz alanında avlanacak. Açık deniz alanında avlanacak. İzmir Körfezi'nden çıkacak, Sakız'ı geçecek. Sakız'la Midilli arasındaki boşlukta avlanacak. Ama Sakız'la Çeşme arası da avlanamayacak. Neden avlanamayacak? Çünkü arada uluslararası su yok. Çünkü orası çok dar. Ya Yunan karasuyu ya Türk karasuyu. Bunu bu şekilde engellemek bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanmamak anlamındadır. Ve çok ciddi eleştiri konusu olur. Ege bölgesi o Yunan gölü oldu paşa. Evet. E lambalı avcılık yapıyorlar, ben biliyorum onu. Yasak değil. Yani. Şu an için ya. Onlarda dönem yasağı yok. Dönem yasağı senin karasularında olur zaten. Senin karasularında olur. Uluslararası sudan dönem yasağı olmaz. Uluslararası sutuda neden dönem yasağı olmaz? Sebebi de çok basit. Çünkü zaten hükmedemediğin alandır. Senin egemenlik hakkını kullanamadığın alandır. Uluslararası su, açık deniz alanı. Sen egemenlik hakkını kullanamazsın. Devlet olarak hiçbir yetki kullanamazsın. Oraya da karışamazsın. İkincisi şu, fiziki olarak da şu, zaten buralar çok derin su. Çünkü karasuların ötesindeki su. Ya böyle bir uygulama varsa, vallahi ben böyle bir uygulama olacağını hiç düşünmemiştim. Varsa tekrar bir gözden geçirmesi lazım Sayın Genel Müdürüm. Ya bu gerçekten bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanmamamız anlamına gelir. Ve bu aslında sizin hani fikriniz var ya, onu destekler. Fikriniz açık denizlere açılalım var ya, ben çok takdir ediyorum o fikrinizi. O fikrinizi destekler. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Karadeniz'de sismik araştırma gemilerimizi balıkçılar koruyor. Sondaj gemileriyle oraları tırayarak aynı şekilde çeşitli Türk Milli Güvenliği'ne destek oluyor. Başka ne olabilir diye baktığımızda Cihat Hoca'nın bahsettiği Natura 2000 projesi. Bunu egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş adalar var. Egeaydak biraz önce bahsettiğimiz. Yunanistan oralarda proje yaparak orada egemenliğini pekiştirmeye çalışıyor. Peki Türkiye ne yapabilir? Midye çiftliklerini oralarda kurabilir. Balık çiftliklerini oralarda kurabilir. Çok da çabalıyor. Biz bu konuda destek veriyoruz. Aynı şekilde balıkçılarımızın da orada bir fiil çalışıyor olması bizim Adalar Denizi'ndeki varlığımızı devam ettirmemiz için çok önemlidir. Teşekkür ederim.